Tavşanlı Televizyonu ana haber bülteninden herkese keyifli bir akşam diliyorum. Sevgili izleyiciler, tarihler 14 Aralık Cuma akşamını gösteriyor. Saatler 20. Sevgili izleyiciler, AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Demir geçtiğimiz günlerde Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine atanan Mithat Ekici'yi makamında ziyaret etti. Ve ziyarette Tavşanlı'daki sağlık konuları da görüşüldü. Tavşanlı'ya da geldik, gittik, Kütahya'da alıştık. Yani alışabildiniz mi derken yabancı mı çıktı? Yani ben ayrı bir ile, ayrı bir yere gelmişim havası hiç olmadı. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demir, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine atanan Mithat Ekici'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Biz bu 4-5 yıl içerisinde çok yani bir yerde sabit kalmadığımız için bunu da etkisi var. Bir 3 gün bir yerdeyiz, 5 gün bir yerdeyiz. Yani devamlı hareket halindeydik. Yıllardır yurdun çeşitli illerinde görev yaptığını belirten Ekici, Kütahya'ya şimdiden alıştığını ve sanki hep burada olduğunu belirterek şunları söyledi. Gördüğünüz ziyaretlerinizi çok özel ederim. Tavşanlı'ya 3 kere geldim gittim. 45 gün içerisinde 3 kere geldim gittim. Şeye geldik gittik. Tuşkuver geldik. Hastaneye gidince geldik. Orada değerlendirmelerimiz oldu. Ve hastanede de çalıştırmamış. Oradaki hasta sayısı bildiğim kadarıyla yeterli değil. Ama sanırım güreşteki şey de kapanmış. Fakat hastanenin çoğu sesi, sakin kalması var da perişan bir halde kalması bizi gerçekten ama deprem yönetmenin uygun değildir muhtemelen şu an. Ya o binatı 64 yapımı bina mutlaka o binanın çarpılması lazım. Dikilden geçmesi evet, lazım. Bir yani güçlendirme yapılması lazım. Bir şey yapılması lazım. Ve güzel olur. Güçlendirme yapılmadan iki bir çıkıyor. Evet sevgili izleyiciler, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kabuncu aldığı bir tweet ile TRT 6 yetkilileriyle görüştü ve hafta sonu oynanacak TKI Tavşanlı Linispor Kartal Spor müsabakasının TRT 6 ekranlarında canlı olarak yayınlanmasını görüştü ve bu görüşme sonucunda TKI Tavşanlı Linispor Kartal Spor karşılaşması cumartesi günü saat 13'te TRT 6 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, İstanbul'da oynanacak Kartal Spor TKI Tavşanlı Linispor maçının televizyon canlı yayın programını almasını sağladı. Kavuncu yaptığı yazılı açıklamada Tavşanlı Linispor kullanıcı adıyla bir taraftardan 15 Aralık'ta oynanacak Kartal Spor TKI Tavşanlı Linispor karşılaşmasının TRT'den naklen yayınlanmasını isteyen bir tweet mesajı aldığını bildirdi. Bunu istek üzerine TRT'de ilgili birim yetkilileriyle görüşüp canlı yayın talebini ilettiğini duyuran Kavuncu şöyle konuştu. Canlı yayın programları önceden planlanmakta. Ekip, ekipman ve yayın akışı yönünden gerekli tüm hazırlıklar yapılıp programa konulmaktadır. Talebimiz üzerine yayın akışı tekrar gözden geçirildi. Canlı yayın ekibi ve araçları ayarlandı. Karşılaşma TRT 6 ekranlarında iki dil seçeneğiyle sunulacak. Gönül verdiğimiz TKI Tavşanlı Linisporumuzun karşılaşmasının canlı yayınlanmasında emeği geçen TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TRT 6 Koordinatörü Fethullah Kırşan ve ilgili tüm kişilere teşekkür eder, takımımıza başarılar, taraftarlarımıza da iyi seyirler dilerim diye konuştu. Değerli izleyenler, TRT 6'da yayınlanacak olan Kartal Spor TKI Tavşanlı Linispor müsabakası iki dilde anlatılacak. İzleyiciler istediği dili seçebilerek karşılaşmayı izleyebilecekler. Bu hatırlatmanın ardından Kütahya temsilcisi TKI Tavşanı Linispor oynayacağı Kartalspor müsabakasının hazırlıklarını da tamamladı. PTT 1. Lig'de 16. haftada Kütahya temsilcisi TKI Tavşanı Linispor deplasmanda Kartalspor'la karşılaşacak. 18'li takımlı PTT 1. Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkatleri üzerine toplayan Linispor'da gözler cumartesi günü oynanacak Kartalspor maçına çevrildi. Oynadığı 15 karşılaşmayla 17 puan toplayan Linispor 14. sırada yer alıyor.
İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı Mürvet Sezer yönetecek. Yardımcılıklarını ise Muhammed Yumak ve Volkan Akçit yapacak. Karşılaşma saat 13'te başlayacak. Mevsim itibariyle artık kış ayları içerisindeyiz. Sevgili izleyiciler, kazalara karşı ve bunun gibi durumlara karşı alınması gereken en büyük tedbirlerden birisi de oto araç kullanıcıları. Araç sahipleri oto tamircileri tarafından uyarıldı. Kışlık bakımının yapılması şart koşuldu. Şimdi malum önümüz kış. Kış dolayısıyla araçlara yapılması gereken bir takım periyodik bakımlarımız var, kontrollerimiz var. Araç sahiplerinin şu zamanda lastik havalarına, antifrizlerine, araçlarında bulunan cam suyu antifrizlerine çok acil bir şekilde kontrol ettirmeleri, eksikse ve değişmesi gerekiyorsa değiştirmelerine, bunun akabinde ön ve arka fren balata sistemlerinin kontrolü, ön takım kontrolünü yapmalarında fayda görüyorum. Tavşanlı'da oto tamircileri kış mevsimiyle havaların soğuması ve rakımı yüksek olan köylerde kar yağışlarının başlaması nedeniyle sürücüleri araç bakımı konusunda uyardı. Kışa daha rahat girmeleri, daha güvenli girmeleri, aracın ve insan sağlığı açısından daha olumlu bir duruma gelmeleri için araçlarını muhakkak periyodik bakımlarını ve kontrollerini şu zamanda yaptırmalarını herkesten istirham ediyorum. Evet, araçta bulunması gereken kışın neler vardır? Yani... Şimdi aracımızda lastiklerimiz çok önemli kışın. Yeni mevcut kanun gereği de araçlarımızın lastiklerinin kış lastiği olarak değiştirilmesi ve kış lastiği olarak kullanılması öngörülmekte. Öncelikle araçlarımızın lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı kontrol edilmeli. İmkanımız varsa kış lastiklerine değiştirilmeli. Yok ise eski lastiklerimizin dış seviyeleri ölçülmeli ve kar zinciri bulundurulmalı, temin edilmesi lazım. İşte ne olabilir ekstradan? Buz kazıcı olabilir, çeki halatı olabilir. Bunlar muhakkak arabamızda kışın bulunması gereken şeylerdir. Bunlar arabamızda bulunduğu zaman kışın daha güvenli bir noktaya gelinebilir. Masraf etmemek için araçlarını kışlık bakım yaptırmayan sürücülerin can ve mal güvenliklerini tehlikeye attığını belirten tamirciler, güvenli seyahat için kış bakımının şart olduğunu söylediler. Bu bölge malum kış bölgesi, çok çetin geçiyor bu bölgede kışlar. Bazı i̇şte, yollarda bozuk. Evet, bazı yollarımız da bozuk. Öncelikle şunu istiyorum, yani lastik havalarına, lastiklerin ebatlarına ve lastiklerin kalınlıklarına dikkat etmeleri. Ellerinde imkan varsa fedakarlıklarda bulunup lastiklerini kar tipi lastiklere çevirmeleri, hiç bilemiyorlar ise bunların yerine eski lastiklerin üzerine muhakkak ama muhakkak kar zincir takmaları veya arabalarında en azından bulundurmaları gerekmekte. İşte oto tamirhanelerine ve servislere giderek aracın periyodik bakımlarını tekrar bir gözden geçirmelerini istiyorum. Onun dışında Allah hepsine yardımcı olsun. Peki, o zaman kışa güvenli geçsin inşallah. Hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda Ağustos ayı içerisinde Çayıroluk'ta bir yangın meydana gelmiş ve büyük hektarda alanlar kullanılamaz hale gelmişti. Bunun üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü gerekli adımları attı ve orada zarar gören ağaçlar, yanan ağaçlar muhafazaya alındı ve o ağaçlar kullanılmak üzere ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bir çalışmaya başlatıldı. Tavşan ilçesine bağlı Çayıroluk köyünde geçen Ağustos ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 150 hektar alanında zarar gören 96 bin ağaç kabukları soyulup kereste tomruk ve kağıt üretim için hazırlanarak ekonomiye kazandırılıyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Kenan Eryiğit, ilçeye bağlı Çayıroluk köyü yakınında 26 Ağustos'ta bir tarlada anız yakılması sonucu çıkan yangının 160 hektar orman, 9 hektar tarım, 5 hektar mera ve yayla arazisinde zarara neden olduğunu söyledi. Yangın nedeniyle köydeki 5 ev ile 7 samanlık bir ahırın kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Eryiğit, yangın söndürme çalışmalarında 689 kişinin görev aldığını ve 147 araç ile ekipman kullanıldığını bildirdi. Orman Bölge Müdürü Kenan Eryiğit, bir fidanı diktikten sonra otlarını temizleme, çabalama, sulama gibi işlerin yapılması lazım. Aynı bir bebeğin büyümesi gibi özen gösterdiğimiz ağaçların yanması bizi elbette üzüyor.
geçici depo oluşturduk. Yanan ağaçları oraya taşıyoruz ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu ay sonunda üretim çalışmalarımız bitecek ve hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Karaçam'ın biyolojisi gereği Şubat ayı sonuna doğru çizgide dikim yöntemiyle sahayı ağaçlandıracağız. Köye yakın yerler ve yol kenarlarını yapraklı ve meyveli fidan türleriyle ağaçlandıracağız. Yangına dayanıklı bir zemin oluşturuyoruz. İlk çimlemeleri gelecek yıl Nisan ayında görebiliriz diye konuştu. Sevgili izleyiciler, hafta sonları Ulu Cami Mahallesi'nde kurulan Cuma Pazarı'nda havaların da soğuk olması biraz pazarda durgunluğa yol açtı. Kameramanımız Ömer Faruk Öğüt bugün oradaki görüntüleri ekrana getirdi. Şimdi Cuma Pazarı'na gidiyoruz. Evet hocam, Cuma Pazarı'ndayız. Fiyatlarda bir değişiklik var mı? Fiyatlarda genelde bir değişiklik yok da bazı sebzelerde, yani salatalık gibi, domates gibi, biber gibi şeylerde biraz değişiklik var. Evet, diğer hocam, meyve türlerinde bir değişiklik yok. Evet hocam, fiyatta hani halkımız nasıl bakıyor bu durumda? Halk arasında bilinen semt pazarları vazgeçilmezlerimiz arasında her zaman olmuştur. Bunlardan bir tanesi de hafta sonları kurulan Cuma Pazarı. Genelde halkımız kalitesi düşük, fiyatı düşük. Yani kalitesi düşük olan mal kalitesi düşük oluyor, fiyatı düşük oluyor. Onu tercih ediyor yani. Şimdi genelde mesela bugün ben şu finike portakalını 1,5 aldım. 2 liraya vereceğim zaman da bunu vatandaş pahalı diyor, almıyor. Nerede böyle mesela bu finike portakalı, bir de bunun aydın portakalı vardır. 1 liraya verirler veya 1,5'ya verirler. Yani bunun gibi yani kalite değişiyor. Kaliteyi genelde şu anda vatandaşımız tercih etmiyor. Çok az kişiler tercih ediyor. Evet hocam, yeni çıkan ürünlerimiz ya nelerdi mesela, en çok hangisini daha rağbet görüyorlar bizim halkımız? Şu anda halkımızın yiyeceği mandalina, elma, bir de havuç, turp, yeşilliklerden işte ıspanak gibi, marul gibi şeyleri tercih ediyor. Hani pek öyle yani sebzeye pek meyil yok yani, çünkü havalar soğuk olduğundan. Mesela kestenede geçen haftaya göre bir 50 kuruş bir fark var. Yani. Bu da tabii havaların soğukluğundan yani. Yani bunu vatandaş bilhassa bizim Tavşanlı'da benim edindiğim intibaya göre ben 13 senedir bu işi yapıyorum. 13 senedir bu işi yapıyorum ben. Vatandaşımız iyi malı kesinlikle almak istemiyor. Mala yani böyle lüzumsuz yerlere parayı harcıyorlar. Esas gıdaya parayı harcamıyoruz biz. Bunu özellikle ben söylüyorum ve buna şahidim ben yani. Anladın mı? Şimdi mesela adam cep telefonundan zar zar lüzumsuz yerlere konuşuyor. Buraya geldiği zaman mandalinanın veya portakalın veya buna benzer şeylerin en düşüğünü almak istiyor. Halbuki en güzelini yememiz lazım yani. Yani diyeceğim bunlar. He tabii. Başka bir şey yok yani. Ne diyelim başka? Hocam başka yani çeşit olarak hep aynı mı yoksa hep değiştiriyor musunuz yani taraf? Gününe göre, şeysine göre değişiyor yani. Ama benim genelde sergimde bunlar yani aynı yani çeşitlerimiz aynı. Ben kaliteli mal satıyorum. Hani herkes de bilir bizi. Şöyle yani. Kaliteli mal satarım yani, öyle sıradan bir mal satmam yani. Fiyatlarımız güzel, makul. Uygun fiyatlardır. Türkiye'nin hiçbir yerinde de bu paralarda mal satılmamaktadır. Evet. Tavşanlı halkı bedava yiyor desek yeri vardır. Peki en çok rağbet görülen hangisi mesela? Elma mı, portakal mı? Kışa girdik mesela yavaş yavaş. Mevsimlik malzemeler. Elma, armut, mandalina, ayva. Evet. Çeşitlerimiz meyve olarak satılmaktadır. Fiyatlarımıza baktığımızda kaç paradan başlıyor? Elma. Elma 1-1,5. Evet. Ayva 1,5. Ana haber bültenimizi bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Sevgili izleyiciler, her gün saatler 20'yi ve gece 12'yi gösterdiğinde bizler burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Herkese keyifli bir akşam diliyorum.